Arkadaşlar hepiniz Eylül Ürün Rüyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber limonata yapacağız. Şurada 6 adet büyük boy limonumuz var. Şöyle limonlarımızın kalın kabuklu olması daha iyi olur limonata için. İnce kabuklu olanlar çok iyi olmaz. Bunlardan ben 2 litre limonata suyu çıkaracağım. İşe ilk etapta tabii ki limonlarımızın kabuğunu rendelemekle başlıyoruz. Rendeleme işini yaparken dikkat etmemiz gereken şey şu: beyazı, limonun beyazı kısmına geldiğimiz zaman orayı rendelemiyoruz. Çünkü limonun beyaz kısmı limonataya acı bir tat vereceğinden sadece limonun sarı kabuğunu rendeliyoruz. Şimdi rendeleme işine başlayalım. Arkadaşlar dolabı kaldırmadan önce şöyle bir tadına bakalım. Bakalım şeker oranı uygun mu? Şekeri biraz az olmuş. Ben biraz daha şeker ilave edeceğim. Bu
şekerler içerisine yiyecektir. Herhangi bir mahsur yok. Tabii şekeri bıraktıktan sonra biraz daha ovmamız gerekecek. Siz de dolaba kaldırmadan önce suyuna bakın. Şeker oranı sizin için yeterli ise bu şekilde kalabilir. Az ise ilave edebilirsiniz. Ama tabii ki çok şekerli olmamasında fayda var. Evet, şimdi baktık. Şekeri gayet yerinde. Evde biraz nane varmış. Ben nanenin aromasını çok seviyorum. Bu da ayrıca ferahlatıcı bir etkisi var. Nane yaprakları da içerisine koydum. Şimdi ben bunu dolaba kaldırıyorum. Eğer bir gün boyunca bekletecekseniz dolabın alt kısmında. Eğer ki 2 saat sonra kullanacaksınız, bunu her iki çeşme suyuyla da yapmışsanız buzluk bölümüne kaldırıp orada dinlendirebilirsiniz. En azından çıkarıp süzdürdüğünüz zaman suyunuz iyice soğumuş olur. Arkadaşlar, ben limonatamı süzdüm. Şöyle üst taraftan size göstereyim. Bir bardak da kendim için ayırdım. Şimdi bunu afiyetle içeceğim. Yaz aylarının günlerinin vazgeçilmezi. Siz de deneyin. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, limonata yaparken size burada havanın çok sıcak olduğunu ve çocukların babalarıyla beraber dondurma almaya gittiklerini söylemiştim. Dondurma almışlar ve nereye gitmişler? Levent Usta'ya. Şöyle, neli bu, cevizli mi? Baklava. Bu fıstıklı ve kaymaklı. Fıstıklı kaymaklı baklavamız. Kilosu? İkisini beraber 67 TL'ye verdiler işte. Anladım. Şunun için soruyorum. Yani İstanbul'da tatlının fiyatı çok yüksek. Yani burada her ne kadar tamam hadi ucuz olmasa da yani İstanbul'a göre tadı hem çok daha güzel hem de daha uygun fiyatı. Ben de limonatanın yanına kurabiye yapına başlamıştım ama bunu getirdiler. Artık bir ara vereyim dedim. Ben de dondurmamı yiyeceğim. Ondan sonra beraber kurabiye yapacağız. Yarım kilosu 37 lira. Hmm. Baklavanın. O zaman ne soralım? Şunun da bir paketini dondurmanın 20 TL. Bir de çocuklara 10 TL'lik külah dondurma aldım. Ayrıca. Evet. Anladım. Kurabiye yapımında tekrardan buluşuruz. Şöyle arkadaşlar, bir kurabiye tarifim olacak. Burada 250 gram tereyağım var. 1 adet yumurta. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı nişasta. Ve 2 çay bardağı da pudra şekerim var. Aynı zamanda 1 adet kabartma tozu ve 1 adet de şekerli vanilin var. Un olarak da burada önceden erediğim 6,5 çay bardağı unum var. Şimdi un hariç bütün malzemelerimi ilave ediyorum. Yumurtamı koydum. Pudra şekerimi ilave ediyorum. 2 çay bardağı. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Onu da ilave ettim. 2 yemek kaşığı nişastam. Mısır nişastası kullandım ben. Şöyle 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağı. Kabartma tozu. Ve bir paket de şekerli vanili. Yani vanilya, onu ilave ettim. Ve bunları karıştırıyorum. Şöyle margarinimiz yumuşamış olursa güzel bir şekilde karıştırırız. Thank you.
geçti. Şuradan bir tane aldım, tadına baktım. Kıtır kıtır oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Tabii şekil olarak daha güzel bir şekil verebilirsiniz. Şekil verme konusunda ben çok yetenekli değilim. Ve aynı zamanda gece geç saatte yaptım. Farklı şekillerde deneyebilirsiniz.